bütün gücümüzle onun mukaddes zatına çevrilmemizi ve bizi bizden almasını ve ondan başka, Allah'tan başka her şeyden büsbütün yüz çevirmemizi ihsan eylesin. Amin. Bizi bizden almasını diyor imam mektubunda. Bizi bizden alması ne demektir? Bizim içimizde bir tane daha bizden var. Yani ben dediğimiz şey, ene, nefs. Bize kötülükler işletmek isteyen, bizi Allah'a itaatten uzak tutmak isteyen, devamlı surette isyan etmemizi isteyen, kafir olarak ölmemizi isteyen bir varlık. Nefs, zatı itibariyle kafirdir. Devamlı inkar eder, zevk kuludur, zevklere, bağımlılıklara düşkündür. Allah'a itaat etmemizi, yani Kur'an yolunda yürümemizi istemez. Şimdi imam burada bir dua ile başlıyor. Diyor ki, bizi bizden almak isteyen şeye izin vermesin. Nefsin bizi almasına, bize hükmetmesine izin vermesin, Allah bizi alsın. Bizi Allah yönetsin, nefs yönetmesin. Çünkü nefsin yönettiği insanları görüyorsunuz. İçkiciler, kumarbazlar, uyuşturucu müptelaları, kadın satıcıları, kadınları kullananlar, sahtekarlar, kısa dünya hayatını ebedi hayattan üstün tutanlar. Nefsin kulları bunlar. Bunlardan olmak istemiyoruz. O zaman ne diyeceksin? Allah'ım, beni bir an için bile olsa nefsimle baş başa bırakma. Bir an için. Çünkü o bir anda Allah ile bağın koparsa, onun huzurunda olduğunu düşünmezsen, yaptığın bir tek hareketle kafir eden fiillerden birisini işleyebilir ve imanını kaybedebilirsin. Bu yüzden devamlı surette Allah'ın bizi gözetmesini isteyeceğiz. Rabbim, girift durumlarda, karışık durumlarda nefsimle ve şeytanla baş başa kaldığımda izin verme. Onların beni kontrol etmesine izin verme. Kontrolüm, hakimiyetim tamamen her zaman senin elinde olsun Allah'ım. Bu duayı yapmamız lazım. Bakın, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Şu hadis-i şerifi iyi anlayın. Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa Allah Teala o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur. Dört özellik. Bizde var mı? Hadi bakalım. Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan, bazen içimizden kötü bir şey yapma isteği geliyor. Öfkelendiğimiz bir adam, bizi sevmeyen, arkamızdan gıybet yapan, kara propaganda yapan bir adam görüyoruz. Ve içimizden ya şunun suratına bir döner tekme atsam ya, bir vurmam lazım suratına ya diyorsun. Bak bu içinden geliyor. Bunu sana söyleyen kim? Şeytan nefse söylüyor. Nefs de sana baskı yapmaya çalışıyor. Yap, yap, vur, vur. Vurmayı istemeyi bırak ve vur artık. Nefs böyle diyor. Sen ne yapacaksın? İçinden kötü bir şey yapma isteği geldiğinde, küfretme isteği geliyor. Benim de onun arkasından entrika çevirmem gerekiyor, isteği geliyor. Onun arkasından ona zarar verecek bir şeyler yapma isteği geliyor. Bak bunları hep nefs ve şeytan istiyor. Engel olan, kötü bir şey yapmak isterken nefsine hakim olan. Birinci kişi bu. Hem şeytandan korur Allah seni, hem de cennetine koyar. Cehennemden uzak kılar. İki, nefsi istemediği halde güzel bir şeyi yapan. Nefs zekat vermeyi ister mi? Nefs sadaka vermeyi, fakir fukarayı gözetmeyi ister mi? Nefs oruç tutmayı ister mi? Ya pazartesi, perşembe benim peygamberim, dünyanın en değerli insanı. Övgüler ve selam üstüne olsun. Her hafta tutardı. Ya ben de bir pazartesi tutayım ya. Ona peygamberlik pazartesi verildi ve pazartesi doğdu ya. Ben de onun doğum gününü her hafta kutlayayım. Her hafta bir gün nafile oruç tutacağım ve pazartesi günü olacak. Nefs bunu ister mi? Asla istemez. Allah'ın istediği ne varsa tam aksini ister. İbadet yapma isteği içinde ne varsa yaptırmamak için elinden gelen her şeyi yapmak ister. Devamlı fitne koymak ister. İstemediği şeyleri yapmak. Buna mücahede denir. Nefsle cihat. O neyi istemiyorsa onu yapmak. Nefsinin en çok istemediği şeyler ibadetlerdir. Allah'ın bize farz kıldığı, vacip kıldığı, sünnet kıldığı ibadetler. Bu ibadetleri yaptığın zaman nefs kudurur, çıldırır ve terbiye olur. Acı çeken bir sporcu gibi. Sporcular, insanlar acı çekmeyi istemez, sevmez değil mi kardeşler? Ama futbolculara bakın nasıl idmanlar yapıyor. Sakatlıklar, ön çapraz yan bağlarının kopması. Her futbolcunun yaşadığı bir şey. Çapraz yan bağlarım koptu hocam. Niye sen bu sıkıntının içine girdin? Çünkü burada bir kariyer var. Burada bir gelecek var. Hiç kimsenin kazanamadığı paraları kazanmak için ben bu işe girdim diyor. Uzak Doğu dövüş sporlarıyla uğraşanlar, güreşle uğraşanlar. Bunlar idmanlar yapıyor. Normal insanlardan çok daha fazla çalışıyor ve sakatlanıyorlar. Neden bir insan kendi vücuduna bunu yapar? Neden sakatlanmasına izin verir? Çünkü gelişmek istiyor. Gelişmek istiyorsan darbe yemeye alışık olacaksın.
fiziki olarak da, ruhi olarak da, akli olarak da gelişmek istiyorsan sıkıntılara göğüs germesini bileceksin. İstikrarlı ve disiplinli bir şekilde Allah'a kulluk yapacaksın. Sporcular evet sıkıntı çekiyor, zorluk çekiyor, sakatlıklar yaşıyor ama sonuç ne oluyor? Sonuç kariyer yapıyor. Ve Türkiye şampiyonu oluyor, dünya şampiyonu oluyor, olimpiyat şampiyonu oluyor. Bayrağını ve marşını bütün dünyaya dinletiyor ve gösteriyor. Bunu Allah rızası için yaparsa ibadet sahibi oluyor. İbadet yapmış bir insan hükmüne geliyor. İşte nefsin istemediği şeyleri yapmak. İkinci madde. Üçüncü madde. Bir şeyi canı çekip iştah duyduğunda nefsine engel olan. İştah duydu nefsin. Arkadaşların sigara içiyor. Senin de nefsin sigaraya bağımlı oldu artık seviyorsun. Ama ben sadece Allah rızası için bu pisliği bırakıyorum. Paramı bundan sonra israfa vermeyeceğim. Bu sigara melanetinden bugün kurtulacağım, tövbe ediyorum, Allah'ın nasuh tövbesi yapıyorum. Dedin mi bunu? Dersen Allah işin yarısını sana kolaylar. Kalan yarısı senin mücadelen. Sadece Allah rızası için nefsinin yapmak istediği bir şeyi yapmayan, o alışkanlığından kurtulan. Ben bazılarının arkasından gıybet yapmayı çok severim. WhatsApp gıybet grubumuz vardır. Buralarda gıybet yapmayı çok severim. Nefsim bundan çok hoşlanıyor ve ağzıma sanki bal çalınıyor. Hadis-i şerifte bal tabiri geçiyor. Şeytan onların ağzına bal çalar. Birbirleri hakkında devamlı atıp tutarlar. Gıybet yaparlar ve şeytan onların ağzına bal çalar. Bunu seviyorsun. Bu sana artık bir bağımlılık haline gelmiş. Gıybet bağımlılığı. Sırf Allah rızası için bundan vazgeçersen Allah sana imanın lezzetini tattırır. Sırf Allah rızası için yollarda gördüğümüz çıplak kadınlara bakmaktan vazgeçersek Allah o kişiye imanın lezzetini tattırır diyor Muhammed Aleyhisselam. Yani imanı artık iliklerine kadar içinde hisseder. Ruhunda, kalbinde, aklında ve zerrelerinde imanın nurunu hisseder. Gerçekten mümin olduğunu idrak eder. Üçüncü madde buydu. Dördüncü madde, öfkelendiğinde öfkesini tutan. Allah'ın seni cehennemden uzak kılmasını istiyor musun? Bu dört maddeye dikkat et. Öfke, hocam ben hayatta öfkelenmem diyebilecek bir adam var mı aranızda? Hayır, o zaman robot olman lazım. Yani öfkelenmem dediğin zaman robot olman lazım. Bizim peygamberimiz dünyanın gördüğü en kaliteli insandı. Övgüler ve selam üstüne olsun. En merhametli, en yumuşak insan. Daha yumuşağı yok. Ama o bile zaman zaman öfkelenirdi. Öfkesini Allah yoluna kullandı. İnsanlara hakaret etmedi, aşağılamadı, küfretmedi. Allah için öfkelendi. Sen de öfkeni Allah için yutabilirsen ve bunu Allah yoluna kullanırsan, öfkelendiğin zaman birilerine kendine hakim olur, frenleyebilirsen, Allah seni şeytandan korur ve cehenneminden uzak kılar. İşte imam özetle bu hadis-i şerifi şerh etmiş daha ilk pasajda.